Akınlar Holding'den uzun zamandır alacağımız var biliyorsunuz. Haciz işlemleriyle mallarına el kondu. Bunları da nakite çevireceğiz. Yazık ya. İnsan üzülüyor. Allah yardımcılar olsun. Ya evet de baba, onlar da herkesi mağdur ettiler. Yani iş dünyası bu. Borçla devran dönmez. Fatih haklı abi. O zaman bu satış matış işleriyle de Fatih ilgilensin. Ya satılacak mallar arasında Adımköy'de büyük bir arazi. Bir de Tuzla'da 30 metrelik bir yat var. Tekne de mi var? Ya var da eski yani. Yıllardır öyle yatmış. Bakıma ihtiyacı var. Yani eğer bu şekilde satarsak değerinin altında eder. İyi bir bakım yapmak lazım. Bakımı da biz yaptıracağız yani. Amcan haklı oğlum, bir şey yapacaksak layığıyla yapalım. Baba o işi ben yapabilir miyim? Tekneleri çok seviyorum da. Yani ilgilenirim de. Evet evet. Yapsın. Olmaz. Neden olmaz baba? Baba abim yapsın. Ben istemiyorum biliyorsun, zaten başımda çok iş var. Olmaz dedim. Evet Ömer, devam et sen. Bana bir şey yaptırmayacaksınız, beni burada niye oturtuyorsunuz? Mustafa Bey, öyle alevlenip kalkıp gitmeler var mı ya? La havle ve la kuvvet. Abi çocuk haklı ya, uğraşsın yapsın. Ne var bunda? Bak tekneleri de seviyormuş. Evet baba, ne olur o yapsa. Yahu yüzüne gözüne bulaştırır. Baba, abim ne kadar üzüldü görmüyor musun? Yapma Allah aşkına. Bak 40 yılda bir şey istedi senden. Oğlum ben başıma geleceği biliyorum ya. Ben üzüleceğim, o üzülsün. Ya abi bu sefer belki kimse üzülmez. Niye öyle diyorsun? Tabii sen bir şans verirsen çocuğa. Ben bir bakayım Mustafa'ya. Mustafa. Geç Mustafa'm, geç. Yine de çıkıp gitmeseydin iyiydi. Pek belli etmiyor ama o da üzüldü. Keşke biraz belli etse amca. Ya da ne bileyim bir şeyler söylese en azından. Mustafa. Baban için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsun değil mi? Çok bilmiyorum amca. Öyle deme. Haksızlık etme yine de. Bana yapılan haksızlık ne olacak? Tamam ben bir Fatih değilim. Olamam da zaten. Pratik değilim. Geç anlıyorum. Ben eksikliklerimin farkındayım amca. Ama ben de insanım ya. Her gün buraya geliyorum. Sabahtan akşama kadar elimden geleni yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum ben. Haklısın. Baban da bunları görüyordur mutlaka. Ama yapısı bu. Duygularını belli edemiyor. Ben büyürken... beni de çok zorlamıştı. Belki de hepimizin iyiliği için yapıyor. Biliyorum. Ama yine de bazen çok ağrıma gidiyor. Üzülme. Mustafa üzülme. Hiçbir şey ağrına gitmez. Thank you.
Yıllar önceydi galiba. Annem anlatmıştı bir keresinde. Seramik tabakları sabaha kadar boyadı yavrum. Gelip gidip kontrol etti. Maşallah. Bütün çocuklar şimdi tabaklarını sergileyecek ama en güzeli Mustafa'mınki. Gitti bizimkinin tabağı. Allah esirgesin. Nereden bizimkinin tabağı alıyormuş? Sen neden hemen benim oğlumu suçluyorsun? E görürsün. Abdullah Bey. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Ah, Mustafa'nınmış. Ah yavrum. Yani ben çocukluktan alışayım amca. Anlıyorsun değil mi? Ama yine de bazen zoruma gidiyor. Abi. Abi mi? Babam seni çağırıyor. Ne oldu ki? Bir gelsin odama dedi. Çıkıp gittim ya. Fırçalayacak şimdi beni. Belki de öyle olmaz. Sağ ol amca. Hallettin mi? Hallettim amca. Aferin sana koçum benim. Beni çağırmışsın baba. Gel oğlum gel otur. Baba ben öyle az önce çıktım ama geri gelecektim. Bildim. Bu Fatih'e verdiğim satış tamirat işleri falan vardı tekne mekne. Onları Fatih'ten aldım sen ilgilen onlarla. Ne? İstiyorum demedim mi onu? Yok istiyorum da baba Fatih'e ayıp olmasın. Yok ayıp olmaz onun başka işleri var o yüzden aldım zaten. Sen onun tamiri bakımı satışıyla da ilgilen. Arazin satışıyla da sen ilgilen. Amcanla paslaşın. Baba çok teşekkür ederim ben. Yemin ediyorum senin yüzünü kara çıkarmayacağım. Çok sağ ol baba. Hadi amcanla da konuş. Sana bir rota çizsin o. Tamam baba. Ha, vallahi mi? Yemin ederim. Ay Mustafa sen neler diyorsun? Bak ben sana ne dedim? Baban sonunda sendeki cevheri fark etti. Baktı diğerlerinde iş yok. Ben de saygıda kusur etmeyen gelinimle de olsa. Ondan mı oldu diyorsun? Kesin. Sen bana anlat bakayım şu işi baştan. Ya işte bir tane arazi var. Bir de bir tane tekne var. Tekne mi? Ay Mustafa ya. Ya o tekne bizim olsun. Yok yaptırıp satacağım ben onu Nilay. Anlaşma öyle. Tamam canım. Satana kadar bir iki kere bineriz. Hem evden de uzaklaşmış oluruz. Belki sen alırsın tekneyi. Ben nasıl alayım tekneyi Nilay? Belli mi olur kocacığım? Gün doğmadan neler doğar. Onu da doğru diyorsun. Ben sana güveniyorum. Islan kocam.